Ve nihayet 2020 YKS süreci başladı. Bu süreç içerisinde geçen senelerde öğrencilerimiz nasıl başvuru yapmaları gerektiğini bilmedikleri için maalesef ama maalesef birçok hatayla karşılaştılar. İşte 2020 YKS başvurularında aynı hataya düşmemeniz için bu başvurunun nasıl yapılması gerektiğini teker teker söyleyeceğim. Zaten videoyu da pek uzun tutmayı düşünmüyorum. O yüzden lütfen ama lütfen sadece tek bir video için bir vakit ayır, bu videoyu sonuna kadar dinle. Hatta aklına takılan sorular olursa mutlaka bu videonun yorumlar kısmına mutlaka yazmanı istiyorum. Elimden geldiğince buradaki yorumlara cevap vermeye çalışacağım. Çünkü çok kritik bir aşama, başvuru süreçleri. ÖSYM başvuruların 6 Şubat ile 3 Mart arasında alınacağını açıkladı. Tabi bunun içinde başvuruları kaçıranlar için de büyük ihtimal ek başvuru tarihi açıklanır, bu yapılır. Geçen senelerde hep yapılıyor, bir gün açıklanıyor ama tabi bunun içinde ekstradan bir para ücreti alıyor. Bunu da söylemiş olalım. Peki kimler YKS'ye başvuru yapabilir? 12. sınıf öğrencileri ve mezun öğrenciler YKS sınavına başvuru yapabilir. Tabi YKS'ye başvuru yapacakları 3 oturum bekliyor. TYT, AYT ve YDT. Bunlardan TYT'ye herkesin girmesi zorunlu. Ha geçen senelerde TYT'den 200 ve üzeri puan çıkaran öğrenciler için böyle bir zorunluluk yok. Ama benim tavsiyem bu öğrenciler de bu sınava kesinlikle başvuru yapsınlar. TYT'sine de, AYT'sine de ya da gireceklerse YDT'sine de. TYT sınav tarihi 20 Haziran'da saat 10 çeyrek geçe. 15 dakika öncesinden mutlaka 15 dakika öncesinden sınav yerinde olmanız gerekiyor. AYT sınavı ise 21 Haziran'da yine saat 10'u çeyrek geçe. Aynı kural burada da geçerli. 15 dakika öncesinden mutlaka sınav yerinde sıranızda oturmanız gerekiyor. TYT sınavı herkes için zorunluyken AYT sınavı isteğe bağlıdır. Bir de YDT sınavımız vardır ki yine bu da 21 Haziran tarihinde saat 15'i 45 geçe de bu sınav başlıyor. Yine bu sınavda da 15 dakika öncesinden sınav yerinizde olmanız gerekiyor. Sınav sonuçlarının 23 Temmuz'da açıklanması öngörüyor. Ha bu tarihten önce de açıklandıkları olabilir, sonrasından da açıkladıkları olabilir. Şimdi gel gelelim adayların bu sınava nasıl başvuru yapacakları. Öncelikle mezunlardan başlayalım. Mezun öğrenciler geçen seneden tecrübelisiniz. ÖSYM'den mutlaka aday şifreniz vardır. Eğer ÖSYM aday şifrenizi unuttuysanız bunu yenileyin. Ha hocam ben yenilemeyi pek bilmiyorum diyorsanız en yakın ÖSYM şubesine gidin. Bu aday şifrenizi kesinlikle alın. Ha sizden de büyük ihtimal biraz para alacaklardır ama bunu da yapmak zorundasın. Mezun öğrenciler ÖSYM'nin AGİ sitesine geçerek ki bu videonun açıklamalar kısmına başvuru linkini bırakıyorum. Buradan sisteme giriyorlar ve eski bilgilerini teyit ediyorlar. Burada oturum sayınızı işaretliyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü oturum, kaç oturuma girecekseniz zaten en az bir oturum olmak zorunda. AYT'sine ya da YDT'sine de girecekseniz iki oturum, üç oturum şeklinde işaretleyebilirsiniz. Her bir oturumunuz için ayrı bir ücret ödüyorsunuz. Zaten sistem üzerinde bunun ne kadar olduğu size belirtiliyor. Yine bunun haricinde başvurunuzu tamamladıktan sonra burada sizden istenen bilgilerin hepsini teyit ettikten sonra mutlaka ama mutlaka başvuru çıktınızı alın derim. Bundan sonra yapacağınız işlem banka üzerinde, bunu aynen o girdiğiniz o site içerisinde de banka işlemlerinden halledebilirsiniz. Sistem üzerinde halledebilirsiniz. ÖSYM son 2 yıldır böyle bir kolaylık tanıyor. Sistem üzerinden ben bu parayı ödemek istiyorum diyorsanız hem kredi kartından hem de bankamatik kartından bunu ödeyebilirsiniz. Ha hocam ben bunu gerçekleştiremiyorum diyorsanız aşağıda belirtilen, bu sistem üzerinde belirtilen bankaya gidip oturum sayısını söyleyip başvuru için gerekli harcınızı da yatırarak bu işlemi bitirebiliyorsunuz. İlk defa sınava girecek olan 12. sınıflara gelecek olursak 12. sınıfların işleri biraz daha kolay diyebilirim. Çünkü işlemlerinizin birçoğunu okul idaresi yapıyor zaten. Okul idaresi belli bir tarihte çağırıyor. Ha genelde sınıf sınıf alırlar kalabalık oluşturmasın diye. Orada bir fotoğrafı çekiyorlar. Bunu unutmayın, bu fotoğraf epeyce bir orada kalacak. Onun için fotoğrafınızda böyle cix ve güzel çıkmaya da dikkat edin. Belirgin çıkmamışsa okul idaresine mutlaka bu fotoğrafı tekrar çekmesini isteyin derim. Burada yine oturum sayınızı ve gerekli bilgileri idare tarafından girdikten sonra yine son aşama kalıyor. Bunun harcını yatırmak. Kaç oturuma girecekseniz bunun harcını yatırın. YDT öğrencileri için söyleyeyim. YDT öğrencileri benim fikrimce hem AYT'ye hem de YDT'ye girsinler. AYT sınavına girmeleri onlar için
için bir tecrübe olur. Ha öğrenciler bazen diyor hocam ben AYT sınavına girersem çok fazla yorulurum. Onun için sadece YDT sınavına girmek istiyorum diyor ya hani dil öğrencileri. Benim fikrim bu. AYT'de gir derim ama çok fazla eğer hayalin dil bölümdeyse buradan da eminsen eyvallah tamam girme problem yok o zaman. Unutmadan şunu da söyleyelim. Okul idaresi tarafından 2020 YKS başvurusu yapılmayanlar var ise en yakın ÖSYM şubesine giderek bu başvuru işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Burada kritik bir şey var. O da fotoğrafınızın çekilmesi. Hocam ben bir vesikalık fotoğraf çekeyim oraya yerleştirelim diye diyecek olursanız bu olmaz. Mutlaka anında fotoğrafınızın çekilmesi gerekiyor. Bunun harici tabii ki kimlikleriniz. Bunu her zaman söylüyorum. Eğer kimliğiniz yıpranmış haldeyse şimdiden bunu oluşturun. Çünkü önümüzdeki süreçte nüfus müdürlüğünde bolca kuyruk sizi beklemiş olacak. O yüzden şimdiden erken davran ve kimliğin eski ise bunu yenile derim. Sizler de başvuru çıktınızı alarak harcınızda yatırmayı unutmayın. Ha bazen öğrenciler hocam bu başvuru çıktısını bir yerden onaylatıyor muyum? Hani biz alışmışız ya her çıkan bir çıktıyı alıp onaylatıyoruz bu şekilde resmi evrak haline geliyor ya. İşte buna hiç gerek yok. Burada elektronik imza var zaten. Bu yüzden çıktınızı bir yere onaylatmanıza gerek yok diyorum. Sadece saklayın bir yanınızda bulunsun. 2020 YKS hakkında daha fazla bilgi istiyorsan dediğim gibi bu videonun yorumlar kısmına istediğin soruyu sorabilirsin. Ve buna benzer videoların daha fazla da gelmesini istiyorsan bu videoyu beğenerek bu işe başlayabilirsin. Abone olmayı da unutma çünkü izleyip de abone olmayan birçok öğrencimiz bulunuyor. Ha gayret diyorum. Hayırlı olsun şimdiden. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle sevgi ve selametle kalın. Kendinize çok 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 iyi bakın.